Arkadaşlar hoş geldiniz. Beyazlarda Bilal adında bir oyuncu ve siyahlarda dünya şampiyonu Magnus Carlsen. 2017'de oynanıyor bu oyun ve Bilal ilginç bir açılış deniyor. Beyazlar E4 oynuyor ve siyahların E5'ine burada vezir H5 oynuyor. Eskiden belki çok fazla gördüğümüz bir hamleydi bu. Çünkü başlangıç seviyesinde özellikle çok düşülen bir tuzak var. G6 oynandıktan sonra vezir E5, ver şahı, ver burada kaleyi diyorsunuz ve kaleyi kaybediyorsunuz burada. O yüzden hemen G6 gelinmiyor. Sizler de eğer başlangıç seviyesindeyseniz mutlaka dikkat edin buna. Burada öncelikle Carlsen'in oynadığı gibi at C6 oynanıyor ve at C6 ile E5 tutulduktan sonra artık G6 oynamaya hazır oluyorsunuz burada. At C6'dan sonra fil C4 ile birlikte çoban matı isteniyor. Vezir F7 mat olacak. Eğer burada at F6 gibi yanlış bir hamle oynarsanız vezir F7 mat olacak. O yüzden bu çaprazı kapatmanız lazım. G6 oynanıyor tabii ki. G6'dan sonra beyazlar ısrarla denemeye devam ediyorlar. Vezir F3 ile beraber hala F7 mat. Ona şimdi at F6 ile önlem bulunuyor. Ve at E2'nin ardından burada at D4 hamlesi kesilmiş oldu. Ve vezirle fil güzel bir çapraza yerleştirdikten sonra vezir de burada F7'yi hala kontrol etmeye devam ediyor. Atla ilgili hemen bir aksiyon alamıyorsunuz. O yüzden fil G7 ve siyahlar hemen kısa rok atmak isteyecekler. Şimdi D3 oynanıyor ve D3'ün ardından burada artık fili de bir noktada G5'e koymak isteyecek. Ama öncelikle D6 orayı çok fazla önemsemedi. Muhtemelen fil G5'e hemen H6 oynanabileceği için çok da fazla Carlsen bunu önlem almak istemiyor. Çünkü fil G5 gelirseniz H6'ya fil F6 ve vezir F6'dan sonra veziri hem F7'yi kontrol edecek hem de vezirleri kesmek isteyeceği için siyahlar burada iyi konumda kalabilirler. Ama tabii bir yandan da Carlsen istekleri var. Burada fil G4 oynamak istiyor ve bunu tabii ki beyazlar hemen engelledi. H3 oynanıyor ve at A5'e gittikten sonra artık bu file veda etmek zorundasınız. Yani en azından atla fili değişecek burada. Çünkü fili D5'e gelemiyorsunuz, diğer at alacak. Fili B3'e gelemiyorsunuz, yine at B3'le karşılanabilir. Belki fil B5 oynayabilirsiniz ama fil B5 C6'dan sonra fil A4'e gidecek ve B5'ten sonra tekrardan fil B3'e döndüğünde at çarpı B3 alınabilir durumda kalacak. O yüzden beyazlar hiç önemsemiyor. At C3 oynuyor burada ve at çarpı C4 ve D çarpı C4'ten sonra şimdi H6 oynandı ve filin artık G5'e gidemediğini görüyoruz. Fakat fil kendine çok güzel bir yer de bulamayacak. Muhtemelen file E3'e gitmek lazım ama o zaman da veziri kısıtlayacak. O yüzden burada belki de bekleme hamlesi yapıyor. B3 oynandı. Fili aslında ne A3'e ne de B2'ye kullanabiliriz. Buraları belki birazcık zayıflatmış olduk. Özellikle buradaki atı zayıflatmış olduk. Ama yine de bunu tercih etti. Ve şimdi file E6 oynandı. File E6'dan sonra daha deminki gibi file E3 oynayamıyoruz. Çünkü vezir burada kalacak. O yüzden veziri öncelikle bir D3'e attı. Ve sonrasında kısa roktan sonra hemen saldırıyor. Zaten beyazlar oyunun başından beri siyahları mat etmeye çalışıyor ve şu anda atağa devam ediyor. G4 oynadı burada. G4'ten sonra C6 oynanıyor. D6 birazcık zayıf kalmış oldu ama vezirin de buraya gelmesi, A5'e gelmesiyle birlikte A2'ye baskı yapması önemli. Çünkü burada zaten beyazlar fili atacaklar ve asla kısa rok atmadıkları için burada uzun roku tercih edecekler. G5 oynandı şimdi. H çarpı G5, fil çarpı G5 ve vezir A5 oynanıyor. Buradaki C3 atıyla ilgili belli sorunlar var. Onu çözmek lazım. Öncelikle uzun rok atıldı. D6'ya büyük bir baskı var. Ama D6'yı alarak tabii ki beyazlar şu anlık vakit kaybedemezler. B5 oynanıyor çünkü burada. B5'ten sonra C çarpı B5 ve burada D5 hamlesini oynadı. Tabii ki Carlsen'in isteği belli. Burada herhangi bir değişimden sonra C hattını ve B hattını da açmış olacak. Hatta belki muhtemelen C hattı açıldığı için kaleyi buraya koyacak ve diğerinde de A6 gibi bir hamle yaptıktan sonra B çarpı A6 ve kale çarpı A6 ile beraber buraya yüklenmeyi ümit edecek. Ve eğer siz burada bir aksiyon almazsanız, dışarıdan bu kadar ses gelmesi normal bu arada, kusura bakmayın, umarım videoya çok çok fazla gelmiyordur. D5'ten sonra siyahların isteklerinden bir tanesi de kuşkusuz D4 oynamak. Çünkü at burada A2'yi savunuyor ve siz atı buradan saptırarak vezir A2 almak istiyorsunuz. O yüzden D5'e burada şah B1 oynandı ve A2 savunuldu ve D4'ten sonra da at A4'e gidiyor. Tabii ki burada C çarpı B5 de alınabilir ama Carlsen'in stili vezirleri değişmeye daha müsait olduğu için burada vezir çarpı B5 hamlesini oynuyor. Vezir çarpı B5, C çarpı B5'ten sonra konumun neredeyse tamamen eşit olduğunu görüyoruz. At C5 oynandı ve at C5'ten sonra kaleyi de tabii ki C8'e koymuş oldu. Zaten baştan beri
İstek buydu. Kale A8 geldi. At çarpı E6 ve F çarpı E6. Konuma baktığımızda aslında bunu çok fazla tercih etmezsiniz ama en azından kalenin hattına açılması için Karsan bunu tercih etti. Kalelerin bir tanesini C8'e, bir tanesini F8'e koydu. Hem C2 hem F2'ye bakmış oluyor burada. Ve konum eşit olsa da Karsan'ın stiline çok uygun bir yere gelmiş oldu. F3 oynanıyor. F3 aslında o kadar iyi bir hamle değil. Çünkü at H7'den sonra burada hem fili istediğiniz için hem de burada F3'ü istediğiniz için aslında konumu Karsen'in çok iyi kaldı. Ama Karsen at H7 oynamak yerine atı daha aktif bir kareye koydu. Ve at H5 oynayıp o piyonu istemiyorum dedi. Hemen tutuluyor kalede D3'le birlikte. Kale C7 oynandı tabii ki. Kaleleri burada çiftleyecek ve C2'ye baskı yapacak. Ve kale F1'in ardından şah H7 oynanıyor. Şah B2'ye de fil H6 geldi. H4'te buraya tutunuldu ve tabii ki buradaki filleri kestiğiniz zaman atın F4'e gelişi tabii ki siyahlar için çok güzel olacak. At F4'e geldiyse at F4 ve devamında kale F4'le beraber F3'e sonsuza kadar basmış olacak Karsan. O yüzden bunu istemiyor tabii ki beyazlar. Beyazlar da Bilal H4 oynadı. Kale FC8 ve C3'ün ardından şimdi A5 geliyor. Kale C1 oynandı. C3'e tutunması gerekiyor ve fil G7'ye gittikten sonra tekrardan fili D2'ye döndü ve C3'teki baskıyı tutmaya çalışıyor ama konumdaki olay aslında C3'ten birazcık çıkmış oldu. Çünkü A4'ten sonra artık Karsen farklı şeyler de denemeye başladı. Burada bir şekilde tabii B çarpı A4 ve B'nin açılmasını bekliyor. Ama öncelikle C çarpı D4 geldi ve kalelerden bir tanesini kesin olarak kesmek istiyor beyazlar. E çarpı D4, kare C7 ve kare C7'nin ardından burada artık konumda kazanmaya yakın bir hamle kalmadı. Çünkü E5 oynadıktan sonra evet D4'e tutunmuş olacaksınız siz burada ama sonrasında F4 gelecek ve yine de D4 ya da buradaki E5'in belli bir şekilde düşeceğini ya da takas edileceğini görüyoruz. Ve konum artık eşitlendi. Yani Karsen'e karşı çoban matı denediniz. Yani veziri gittiniz, bir daha denediniz, işte atı E2'den çıktınız vesaire ama konum yine de oyun sonunda eşit kaldı neredeyse. F4 oynanıyor. Ki bilgisayar belki beyazların ufak bir üstünlüğü vardı diyor F4'e kadar. Şimdi E5 oynandı. F çarpı E5 ve fil çarpı E5'ten sonra BA4 her şeyi artık kesmeye karar verdi. Çünkü her şeyi keserse oyunun berabere olacağına inanıyor. At çarpı D4 bu da mümkün. Çünkü at çarpı D4'ten sonra kale D7 ve devamında D4'e baskı yapmak o kadar da iyi olmuyor ki. Kale C4'ten sonra yine fil C3'te tutabiliyorsunuz. At F4 oynandı. Ver kaleyi diyor. Kale D2 ile D4'ü tutmaya devam etti. Ve at E6 oynamanıza rağmen hiçbir şey değişmiyor. Çünkü at E2 ile beraber C3'e tutunuyor. Ve C3'ten sonra C3'e tutunmalardan sonra E4 belki evet boşta kaldı ama zaten beyazlar bir piyon öndeydi ve o piyonu geri verdiler. Kale çarpı E4 ile beraber fil çarpı E5, kale çarpı E5, yani rüya gibi bir konum kaldı. Karsen'e çoban matı denediniz ve eşitliği bozacak herhangi bir hamle de kalmadı. Şimdi bir de gidiyorsunuz burada A4'ü almaya yöneliyorsunuz. Şah H6 oynandı ve piyon da öne geçtiniz. Tabii ki buradaki piyonlardan bir tanesi düşecek. Özellikle buradaki H piyonu düşecek ama yine de sizin de A piyonunuz var. Şah H5 oynandı. Kale H2'ye gittikten sonra at D4 oynanıyor. At D4'ten sonra at C3 oynandı ve artık tabii ki A4 ve devamında A5 oynamak isteyecek. At C3'ten sonra at F3, kale H1'e gitti. Sorun yok. At H4'ten sonra şimdi A4 ve G5'e artık bir şekilde kalenin A1'e gelip devamında A5 A6 sürüşlerini hazırlaması lazım ama belki de beyazlar birazcık geç kalıyorlar. Şah B3 oynuyorlar çünkü G4'e karşı şah B4 ve devamında A5 sürmeyi deneyecekler. Ve G3 oynandı ve A5'ten sonra G2'ye artık kalenin bir şekilde A1'e gitmesi gerekiyor diye düşünüyor beyazlar ki bu A6 A7'yi sürebilsinler ama aslında öyle değil. Belki de buradaki konumu kurtaracak tek hamle kale G1 oynamaktı. Kale G1'den sonra artık at burayı bıraktığında kale çarpı G2 alabiliyorsunuz ama kale A1'den sonra at orayı bıraktığında artık G1'i, yani bir noktada evet yine tutabilirsiniz, vurabilirsiniz ve bu piyonu çıkabilirsiniz diye düşünüyorsunuz. Ama şu an piyonu vuracak yere gelemiyorsunuz. Yani kale G1 oynamak isteyeceksiniz buraya vurmak için. Mümkün değil. Yani mecburen piyon süreceksiniz A6'yla ve at E1 oynanıyor. Yani gidip burada G1 oynasaydı konum beraber olacaktı. Çünkü bu piyonu bir noktada çıkabilecektiniz. Fakat şu an at E1 oynandığı için G1'i perdelemiş oldum ve A7'nin ardından G1 vezir çıktığında evet siz de vezir çıkıyorsunuz
Ama rakip bir de üstüne çatal atıyor. At C2'den sonra ver buradaki kaleyi, ver buradaki B4'ü diyor. Sadece o da değil, şah C4'e gittikten sonra vezir C5, şah D3'e de at B4. Kaleyi bile almıyor çünkü burada mat varyantları var. Şah D2'ye de vezir E3 oynandı ve artık şah D1'e gidecek ve vezir E1'den sonra mat olacağı için beyazlar bu konumu oynamak istemiyorlar. Tahtada mat olmak istemiyorlar ve oyunu terk ediyorlar. Güzel bir denemeydi aslında. Karşısına karşı çoban matı denediniz. Çok eğlenceli oldu ve oyun ortasında da fena kalmadı. Karşısına sizi yer belki de oradaki yaptığınız bir tane kale A1 hamlesiyle yendi. Hiç sorun yok. Ratinge baktığımız zaman Bilal'in ratingi 2400 ve muhtemelen gerçekte de yani 2200-2300 civarında ve ona rağmen Karsen'e karşı çok güzel bir oyun oynadı diyebiliriz. Umarım keyif almışsınızdır. Dışarıda denedim. Ses olarak nasıl bir şey ortaya çıkacağına dair hiçbir tahminim yok. Ama umarım sizi çok fazla rahatsız etmez. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Ama aynı zamanda dışarıdaki sesle ilgili eleştirileriniz varsa da dinlemek çok isterim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşelim. Hoşça kalın. Bay bay.